Herkese merhabalar tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün bir lgs videosuyla karşınızdayım ilk işleyeceğimiz ünite bir kahraman doğuyor ünitesi olacak peki bugün işleyeceğimiz başlıklar neler kısaca bir onlara göz atalım Öncelikle Avrupa'da yaşanan değişim ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti adında büyük bir başlığımız var. Bu başlığın içeriği ise şöyle. Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı siyasi ve sosyal yapısına etkileri ve Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde siyasi ve sosyal olarak Osmanlı Devleti'ni etkileyen başlıca fikir akımları olacak. İsterseniz başlayalım ama öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben. Orta Çağ'da İslam medeniyeti en parlak dönemlerini yaşıyordu ve Katolik Kilisesi'nin baskısı altında kalan Avrupa'da özgür düşünce ve bilim gelişmemişti. Kilise hem siyasi, hem ekonomik hem de bilimsel faaliyetleri kendi kontrolünde tutuyordu arkadaşlar. Ve kilise söylemlerinin sorgulanmadan doğru kabul edildiği dogmatik bir düşünce sistemini Avrupa'ya yedirmek istiyordu. Ancak 15. yüzyıldan sonra ve 15. yüzyılda tabii ki Avrupa'da Katolik Kilisesine karşı sesler yükselmeye başladı ve bir takım eleştiriler yapılmaya başladı arkadaşlar. Bu seslerin yükselmeye başlamasıyla kilise az da olsa sarsıntı yaşamaya başladı ve daha sonra Avrupa'da gelişmeler baş gösterdi. Bu gelişmelerin en başında da coğrafi keşifler vardı. Coğrafi keşifler sonucunda hem Amerika kıtasını keşfettiler hem de doğunun zenginlik kaynağı olarak bilinen Hindistan'a denizden ulaştılar arkadaşlar. Ve Avrupa Keşfettikleri bu kaynakları kendi bölgelerine taşıdı ve ülkelerini zenginleştirdi. Ve tabii ki bu ekonomik gelişmeler Avrupa'da bilimi, sanatı, edebiyatı hızla geliştirdi. Ve bu gelişmelerin yaşandığı döneme yeniden doğuş anlamına gelen mutlaka daha önce duyduğunuz, derslerinizde işlediğiniz Rönesans adı verildi arkadaşlar. Rönesans'la birlikte akıl ve bilim ön plana çıktı ve dogmatik düşünceler sorgulanmaya başladı. Yani Rönesans ne demekmiş? Yeniden doğuş demekmiş arkadaşlar. Ve bu tepkiler arttıkça Katolik Kilisesi'nin toplum üzerindeki baskısı azaldı arkadaşlar. Ve toplum üzerinde baskısı azalınca denetimlerini kaybetmeye başladılar. Ve nihayetinde ne oldu arkadaşlar? Reform gerçekleşti ve reform sonucunda Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek, siyasi ve ilmi alanlardan elini çekmek zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler Katolik Kilisesi'nin etkisini azalttı arkadaşlar. Ve bu baskıdan kurtulan Avrupalılar aklın ve bilimin rehberliğinde hızla gelişmeye ve aydınlanmaya başladılar. Ve bu dönemde Aydınlanma Çağı adı verildi arkadaşlar. Ve şimdi isterseniz Avrupa'da yaşanan değişimlerin en önemlisi olan Fransız İhtilali ile başlayalım. Arkadaşlar 18. yüzyıl Avrupa'da bir merak çağıdır. Bu çağda Avrupa'da eleştirel düşünce ve akıl ön plana çıkmıştır. Siyasal ve sosyal tüm kurumlar ve kilisenin otoritesi sarsılmaya başlamıştır. Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırmıştır arkadaşlar. Ve yaşanan bu süreçte Avrupa'da ihtilaller ortaya çıktı. Toplumsal ve siyasal yapıda demokratik gelişmelere zemin hazırladı arkadaşlar. Fransız ihtilali 18. yüzyılda Avrupa'da yaşanan bu gelişmelerin önemli bir sonucu olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Fransız ihtilalinin nedenlerine baktığımızda şunları görebiliriz. Şimdi 18. yüzyılda Fransa'nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı arkadaşlar. Bu sınıflar şöyle. Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip olan asiller sınıfı. Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı. Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı arkadaşlar. Bu üç sınıfın üstünde de kral ve ailesi geliyordu. Bütün vergileri ödeyen halk sınıfı ayrıcalıklardan yoksundu. Bankacı, tüccar ve sanayici gibi halk sınıfından zengin kimselerin oluşturduğu burjuvazi ve aydınlar ekonomik güçleri olduğu halde sosyal ve siyasal hayatta aynı güç ve etkiye sahip değillerdi. İşte burada temel çatışma burjuvazi ve asiller arasında gerçekleşti arkadaşlar. Yani asillerin etkin olduğu eşitsizliğe ve ayrıcalıklara dayanan bir düzen vardı. Burjuvazi halk kitlelerini ve köylüleri de yanına alarak bu düzeni değiştirmek istedi arkadaşlar. Ve filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız ihtilaline karşı zemin hazırladı arkadaşlar. Peki bu aydınlar Kimdi diyecek olursanız biraz onların isimlerinden de bahsedelim. Öncelikle Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire gibi Aydınlanma Çağı'nın önemli insanların düşünce ve eserleri mevcut düzenin doğru ve adaletli olmadığını savunmuşlardı arkadaşlar. Ve bu aydınlar daha iyi bir toplum düzeninin var olabileceğinden bahsetti ve halka bunları anlattı. Bu gelişmelerden tabii ki halkta etkilendi arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada ufak bir not, e, burjuvanın ne olduğuna dair. Burjuva köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişidir arkadaşlar. İşte Fransa'da ortaya çıkan ve aydınların özellikle üstünde durduğu konulardan halk etkilenmişti. Fransa'da halk bahsettiğim gibi birçok sınıfa ayrılmıştı arkadaşlar. Ve toplumda eşitliğin olmaması, soyluların ve rahiplerin geniş imtiyazlara sahip olması, zenginleşerek devlete vergi ödeyen burjuvaların siyasal haklar istemesi, hiçbir hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalışan köylülerin burjuva sınıfını desteklemeleri, Fransız ihtilalinin çıkmasında etkili olmuştu arkadaşlar. Ve ihtilalin en önemli tetikleyici unsuru ise ekonomik gelişmeler olmuştu. Arkadaşlar böyle olaylarda her zaman en önemli etken ekonomidir. Bunu unutmuyoruz. 18. yüzyılda yaptığı savaşlar Fransa'yı gerçekten zayıflatmıştı ve ekonomik bakımdan çok yıpratmıştı. Yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlar sonucu çıkan olaylarla 14 Temmuz 1789'da halkın Bastil hapishanesine saldırıp siyasal mahkumları serbest bırakması ile bu olaylar ihtilale dönüştü arkadaşlar. Ve Fransız ihtilali başarıya ulaştı arkadaşlar. Sonuçlarında da Fransız ihtilalinin başarıya ulaşmasından sonra Kurucu meclis oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Yani halk amacına ulaşmış oldu. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıkları kaldırıldı. laiklik anlayışının temelleri atıldı arkadaşlar. Vergi adaleti sağlandı. Bütün vatandaşların askeri ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi yayımlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dini inançlarından dolayı. Bakın, siyasal görüş ve dini inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi arkadaşlar. Yani insanları ayrıştırma artık sona erdi. Avrupa'da ve tüm dünyada milliyetçilik akımları giderek güçlendi arkadaşlar. Ve tabii ki Fransa'da yaşanan bu gelişmeler yeni bir devlet anlayışı ve eski bir dünya görüşü ortaya koyarak bir inkılaba dönüştü. Eski siyasal ve sosyal düzeni yıkan bu inkılap Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı arkadaşlar. Dünyaya yayıldı derken neden bahsediyoruz? Bir milli irade kavramı çıktı ortaya arkadaşlar ve milliyetçilik her yayılmaya başladı. Herkesi etkilemeye başladı. Sadece Fransa'yı değil dünyadaki bütün ülkeleri etkilemeye başladı arkadaşlar. Ve milliyetçilik özellikle sınırları içinde çeşitli milli azınlıkları barındıran devletleri korkuttu arkadaşlar. İşte bu korkular Avrupa devletlerini Fransa ile çatışmaya sürükledi. Amaçları Fransa'da eski düzeni geri getirmekte ama başarılı olamadılar arkadaşlar. Fransız ihtilalinin sonuçları Osmanlı Devleti üzerinde de etkili oldu arkadaşlar. İhtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirlerin dünyaya yayıldığını size söyledim. Ve özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi, Osmanlı gibi. Fransa'dan milliyetçilik fikrini politikada bir araç olarak kullanmaya başladılar. Bu fikrin en fazla etkilendiği devletlerden biri de Osmanlı oldu arkadaşlar. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar Osmanlı'ya karşı. Özellikle bu ilk isyanlar Sırplarla başladı arkadaşlar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer insanları da, diğer azınlıkları da etkiledi ve onların arasında da yayıldı. İsyanların etkisi Devletin özellikle Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında daha yıkıcı oldu arkadaşlar. İsyanlar sonucunda Balkanlarda özellikle huzur bozuldu arkadaşlar. Balkanlarda Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Arnavut, Boşnak gibi ve Müslüman ve gayrimüslim milletler Osmanlı hakimiyeti altında asırlar boyunca aslında mutlu bir şekilde huzur içinde yaşamıştı arkadaşlar. Fakat Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımıyla birlikte gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli başlık olan sanayi inkılabıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp Buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular arkadaşlar. Yani yeni buluşların üretime uygulanmasıyla üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere'de dokumacılık alanında uygulandı arkadaşlar. 1784'te James Watt'ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu arkadaşlar. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere'ye diğer ülkeler karşısında çok büyük bir üstünlük kazandırdı arkadaşlar. Üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine gücü aldı arkadaşlar. Makineler sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı arkadaşlar. Birbirlerine doğru orantılı olarak. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşememiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelerde pazarladılar arkadaşlar. Anlayabiliyor musunuz? hem onlardan alıyorlar malı hem de aynı ülkede satışa sunuyorlar. Ve böylece sömürgecilik de ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sanayi inkılabının sonuçlarını şu maddelerle sıralayabiliriz. Sanayi inkılabı şehirlerde kurulan fabrikalarla hizmet sektörünü de geliştirmiştir arkadaşlar. Köylerden kentlere göçü arttırmıştır. Fabrikalarda çalışan insanlar işçi sınıfını oluşturmuştur büyük şirketler kurulmuş ve bankacılık sektörü gelişmiştir. Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmiştir. Karayolu ve demiryolu yapımı hız kazanmıştır ve üretim maliyetleri de azalmıştır arkadaşlar. Ve arkadaşlar sömürgecilikten de bahsettim. Ve sömürgeciliğinde ortaya çıkışıyla birlikte sanayileşen ülkeler arasında sömürgecilik rekabeti ortaya çıktı. Ve bu durumda Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili oldu arkadaşlar. Bu süreçte Osmanlı Devleti ne yazık ki sanayisini güçlendiremedi ve diğer devletlerle mücadele edemedi. Çünkü çağa uygun hale gelmedi bir türlü sanayisi ve bu yüzden yerli sanayi Osmanlı'da gelişmedi. Osmanlı Devleti'nin kalabalık bir nüfusu vardı ve yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görülmüştü. Zamanla Osmanlı Devleti batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı arkadaşlar. Ve verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881'de Duyunu Umumiye İdaresi adını taşıyan kuruluş oluşturuldu arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin büyük bir kısmı yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun denetimine verildi. Şimdi sırada Osmanlı Devleti'nde yeniden yapılanma, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı siyasi ve sosyal yapısına etkileri başlığına geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren güçlü orduya, yargıda eşitliğe ve toplumsal hoşgörüye dayalı bir yönetimi benimsemişti. Dil, din, ırk ve gelenek bakımından birbirinden çok farklı toplulukları içine alan geniş bir coğrafyaya sahipti arkadaşlar. Ve dünyanın en güçlü devletlerinden de biri olmuştu. Osmanlı Devleti'nde birçok alanda bozulmalar meydana gelmişti. Bu alanlar siyasi, sosyal, ekonomik, askeri yani aklınıza gelebilecek her alanda Osmanlı Devleti'nde bozulmalar meydana gelmişti ve bu az önce anlattığım o huzur dolu ortamı artık sürdüremedi. Ve Avrupa'da yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Osmanlı Devleti 17. yüzyılın sonuna doğru büyük bir durgunluk ve gerileme sürecine girdi arkadaşlar. Tabii ki Osmanlı yöneticileri yani padişahlar boş durmadı bu süreçte ve bir takım ıslahatlara giriştiler arkadaşlar. Bu ıslahatlarda genellikle batıdaki gelişmeler örnek alındı. Ve videonun başlarında bahsettiğim gibi 1789 Fransız ihtilali de Osmanlı devletini olumsuz etkilemişti. Çünkü Fransız ihtilali sonucunda milliyetçilik akımı yayılmıştı. Ve bu hoşgörüye dayalı olan ortamda özellikle Müslüman olmayan topluluklar bağımsızlık hareketlerine giriştiler ve devleti parçalama tehdidiyle karşı karşıya bıraktılar arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti bu süreçten sonra çözüm yolları aramaya başladı ve ilk olarak Tanzimat Fermanı ilan edildi. Tanzimat Fermanı ile dağılma halindeki toplulukları bir takım yeniliklerle bir arada tutmak hedefleniyordu arkadaşlar. Bu ferman bütün ülke halkı için ilan edilmişti. Eşit haklar, mal ve can güvenliği sağlama amaçlarına yönelikti arkadaşlar. Ferman da daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin düzene konacağı, yargılamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtiliyordu arkadaşlar. Dinle milletlerin ne olursa olsun bir Osmanlı milleti oluşturma hedefleniyordu arkadaşlar. Ama tanzimat maalesef başarıya ulaşamadı arkadaşlar. Yine de Osmanlı'yı bir adım öne taşıdı. Demokratikleşme, layıkleşme ve çağdaşlaşma çabalarına katkı sağladı arkadaşlar. Ve tanzimat başarısız olunca ıslahat fermanı ilan edilmek zorunda kaldı arkadaşlar. Tanzimat fermanı ile tanınan hakları yetersiz gören Avrupa devletlerinin baskısıyla 1856'da ıslahat fermanı ilan edildi. Bu fermanın amacı da Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamaktı. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme ve meclislere girebilme hakkı tanındı bu fermanla. Vergide Müslümanlarla eşit haklar Fermanla güvence altına alındı arkadaşlar. Fermanla tanınan haklar Osmanlı toplumunu birleştirme amacı taşıyordu. Ama bu amacı taşısa da Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine daha çok müdahale etmesine sebep oldu arkadaşlar. Ve Hristiyan topluluklarında bağımsızlık hareketlerine yeni bir dayanak oluşturdu. Evet arkadaşlar burada söyleyeceğim nokta önemli. Azınlıkları devlete bağlamak ve onların bağımsızlık isteklerini yatıştırmak amacıyla yürütülen politikalar bütün ülke halkını eşit vatandaş sayan anayasanın ilanı ile sonuçlandı. Peki bu anayasa nedir? Bu anayasa kanuni esasidir arkadaşlar ve bu anayasayla birlikte Türk tarihinde ilk defa anayasal düzene geçilmiştir arkadaşlar. Ve bu yeni dönemde Osmanlı tarihinde meşrutiyet dönemi olarak adlandırılmıştır. Peki bu yeni düşünce neydi arkadaşlar? Padişahın tek kişi egemenliğine dayalı bir yönetimi devam edecekti. Bunu halk kabul edecekti. Fakat onun halk alına denetlenmesi gerektiğini savunan bir düşünceydi bu. Ve bu yeni düşüncenin öncüleri genç Osmanlılardır arkadaşlar. Devlet artık padişahın kişisel isteklerine göre değil, Anayasadaki kurallara göre yönetilecektir arkadaşlar. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir arkadaşlar. Ancak padişaha tanınan geniş yetkiler de vardır. Yani padişahın hakları çok büyük ölçüde sınırlandırılmıştır diyemeyiz. Üyeleri halk tarafından seçilen meclisi açma, kapama, tatil etme, meclise yasa çıkarma için izin verme ve çıkardığı yasaları onaylama yetkileri yine padişaha aittir arkadaşlar. Ve tabii ki padişahın bakanları göreve getirme ve görevden alma, kişileri sürgüne gönderme yetkileri de vardır. Bu yetkileri de devam edecektir. Yani bu haklar aslında padişaha tanındığı için onun denetlenmesini ve sınırlandırmasını güçleştirmiştir arkadaşlar. Buna karşı meclis Osmanlı-Rus savaşının gidişatından dolayı onun üzerinden padişahı eleştirmiştir arkadaşlar. Ve bu eleştiriler üzerine padişah 2. Abdülhamit savaş halini gerekçe göstererek meclise tatil etmiştir. Dönemin padişahı 2. Abdülhamit 1908'e kadar meclis ve anayasa olmadan kendine özgü bir anlayışla ülkeyi yine tek başına yönetmiştir arkadaşlar. Yani meclis tatil edildi. ve padişah bütün yetkileri tekrar elinde topladı bu süreçte. Ve tabii ki padişahın yaptığı bu davranışa karşı bu kurduğu düzeni baskıcı olarak niteliyip karşı olanlar hem yurt içinde hem de yurt dışında örgütlenmiştir arkadaşlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti zamanla bu örgütlenmelerinde öncüsü olmuştur. Özellikle genç subayların ordu içinde gizlice örgütlenmesiyle gelişen cemiyet askeri güce dayanarak 2. Abdülhamit üzerinde baskı kurmuştur arkadaşlar. Bu baskı sonucunda da Padişah Kanuni Esasi'nin yeniden yürürlüğe konduğunu bildirmiş ve böylece 2. Meşrutiyet dönemi başlamıştır arkadaşlar. Ve ülkede oluşan bu ortamdan sonra da çeşitli partiler kurulmuş ve seçimler yapılmıştır. 1908'in Aralık ayında yapılan seçimlerle çoğunluğu İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri kazanmıştır arkadaşlar. Ve meclis yeniden çalışmaya başlamıştır bu süreçten sonra. Daha sonra bir isyan gerçekleşti arkadaşlar. Bu isyan 31 Mart isyanıdır. 1909'da çıkan 31 Mart isyanı bastırıldı ve sonrasında da 2. Abdülhamit tahttan indirildi arkadaşlar. Ve ardından da anayasanın maddeleri değiştirildi. Yapılan değişikliklerle padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Halkın seçtiği temsilcilerden oluşan meclisin yetkileri artırıldı arkadaşlar. Devlet yönetiminde padişahın etkisi azalırken İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin yönetiminde daha fazla söz sahibi olmaya başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin güçlenmesi için, çağdaşlaşması için bir takım gelişmelerde bulunmuş olsa da yönetimde baskıcı bir karakter sergilemiştir arkadaşlar ve tek siyasal güç olarak Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar ülkeyi yönetmiştir arkadaşlar. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni bulunduğu kötü durumdan kurtarmak üzere bir takım fikir akımları meydana geldi. Bu fikir akımları neydi? Şimdi onlardan bahsedelim. Osmanlı Devleti'nin çöküntüye sürüklendiği dönemde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Fikir akımları Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülüktür arkadaşlar. Batıcılık neydi arkadaşlar? Avrupa'da bahsettiğimiz gibi bilim ve teknoloji gelişmişti. Bunun sonucunda da bir takım aydınlar yönünü batıya çevirdi. Bu aydınlar devletin kurtuluşunun batılılaşma fikrinde yattığını savundular. Batıcılık adı verilen bu fikrin savunucuları Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Atatürk döneminde inkılaplar yapılırken de etkili olmuştur arkadaşlar. Yani batıcılığın amacı medeni bir millet ve devlet oluşturmaktı. Osmanlıcılık fikir akımı ise şöyle arkadaşlar. Bazı aydınlar da dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar arkadaşlar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir röntürkler ve ihtiyacılar tarafından da desteklenmiştir. Jön Türkler genç Osmanlılar yani arkadaşlar. Osmanlıcılık fikrinin etkisiyle tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edilmiştir arkadaşlar. Kanuni esasıyı kabul ederek meşrutiyet dönemine geçilmiştir. Osmanlıcılık fikri sonucunda yani devlet içindeki bütün milletlerin bir Osmanlıcılık duygusuyla birlikte hareket etmelerini sağlamaktı amaç. Ama bu düşünce Balkan Savaşlarında, Balkanlarda yaşayan milletlerin Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını ilan etmeleri sonucunda sona ermiştir arkadaşlar. İslamcılık ise şöyle arkadaşlar. Bazı Osmanlı aydınları ise Müslüman devletler arasındaki işbirliğini geliştirmeye çalışmışlardır. İslamcılık adı verilen bu düşünceyle Müslüman milletleri Osmanlı halifesi etrafında birleştirmeyi amaçlıyorlardı. Mehmet Akif ve paşa ikinci Abdülhamit tarafından da desteklenmiştir bu ayrıca. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı devletine isyan etmesi sonucunda da bu düşünce de geçerliliğini kaybetmiştir arkadaşlar. Türkçülük ise şu şekilde arkadaşlar e, tahmin edebileceğiniz gibi Fransız ihtilalindeki milliyetçilik akımının etkisiyle ortaya çıktı. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikri bir yandan azınlık isyanlarına sebep olurken diğer yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğmasına zemin hazırladı arkadaşlar. Bu fikri savunan aydınlar Türk toplulukları arasındaki işbirliğini geliştirilmesine önem veriyorlardı. E Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlenmiştir. Türkçülük fikri milli mücadelenin kazanılmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Yani diğer fikir akımlarına göre başarılı olan bir akım olmuştur bu. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının da zayıflaması ile birlikte daha çok Türkçülük akımı hakim olmuştur arkadaşlar. Ve son bir not arkadaşlar, bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devletinin parçalanmasını engelleyememiştir. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.